Müge Anlı'nın programına genç bir kadın katıldı. Eski sevgilisinin kendisini dolandırdığını öne sürdü. O andan sonra yayına ihbar telefonu yağdı. Aynı isim tarafından dolandırıldıklarını anlattılar. Milyonların gözü önünde suçlanan o isim de yayına katıldı. Bakın kendisini nasıl savundu. 13.700.000 dolar. İstanbul'a depoda. Depoda. Para depoda yani dediğine göre. Baya baya evinizi sattınız mı? Tabii canım sattım. Milyon dolarlık vaatler. 200 milyarın üstünde gönderdim. Ben mağdurum böyle. Hiçbir şey yapamıyorum. Pahalıya patlayan hayaller. Canım kızım balım. İşte seni asla zor durumda bırakmayacağım. Bu adamın borçlarını ödüyorum şu anda. Uçurumdan aşağıya atmışız kendimizi. Her şey Müge Anlı'ya başvuran 41 yaşındaki Esra Can'ın Hasan Bakır tarafından dolandırıldığını iddia etmesiyle ortaya çıktı. Bana yurt dışı ile bir iş yaptığını ve paraları olduğunu söyledi. Ve bu paraları getirebilmek adına da aracı bir şirkete para yatırması gerektiğini söyledi. Ve ben de ona çok kısa bir sürede, bir ay gibi bir sürede arkadaşlarımdan, ailemden para çektirdim bankalardan. Benim ona tam olarak verdiğim rakam 3,5 milyondu. Çok geçmedi Müge Anlı stüdyosu başka mağdurlarla doldu. Kıbrıs'ta bir parasının olduğunu söylüyor. O parayı buraya getirebilmek için de o paranın vergisini ödemek zorunda olduğunu söylüyor. Dolar gene artmış diyor. 1 milyon daha bul bugün diyor. Günler sonra adı dolandırıcılıkla anılan Hasan Bakır canlı yayındaydı. Çok safsata duydum ama bu kadarını da duymadım. Dekontlarını size ibraz ederim. Var yani dekontlar, karşılığı tabii dekontlar. Tabii ki kim? Eğer sunmazsam tüm Türkiye beni beter etsin. Şu an zaman alıyor. Kesinlikle sunacağım size. Ben dekontları bugün size yollamayacağım. Ya ne derseniz deyin abi. Tüm Türkiye yüzümüze tükürsün bizim yolladıysa. Ne var ki ortada ne ödenen bir para ne de dekont vardı. Programda bir araya gelen mağdurlar soluğu savcılıkta aldı. Aslında bunca yıldır para gelecek, hadi ödenecek diyerek bekleyip durmuşlar. Ama hayat beklemiyor. Artık canlarına tak eden bu 8 kişi şikayetçi oldular. Bu yaşta ne zorum olur, borcuna derdine. Beni bu şekilde dolandırdılar. Müge Anlı'nın sayesinde inşallah bunları tutuklattıracağız. Dosyalarımla, çıktılarımla, bütün borç kayıtlarımla başsavcılığımıza başvuracağız ve sonuna kadar hakkımızı arıyoruz.